Gül çıkmazı o korkunç günden sonra sakin bir güne uyanmıştı. Ya kızlar birdenbire oldu ya. Bu Mendebur Cemil'le adamları bu tarafta da... Bu ben derim ya mağdurlar. Sen ne dedin onlara? Sopalılar, dikkat et dedim. Gözlerini kan bürümüş dedim. Ne diyeceğim? Kızım az demişsin. Aa bunlar birbirine bir girdi. Bir anda bir linç girişimi. Kan gövdeyi götürdü. Ona ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu birinci Gül Çıkmaz'ı muharebesidir. Bunu yazın bakın tarihine. Kur'an çarpsın bu böyle. Ya insanlar en demokratik haklarını kullanırken iş nerelere vardı? Sorma. Bir de ben o esnada Emel'i işaret ettim. Hani bizim mahallenin de hakkı. Cemile bu evi satmış. Siz de kendi tepkilerinizi Emel'e gösterin diye. Kızım halk bir anda linç girişimi bu. Bizim eskiden sosyal kitaplarımıza yazardı ya. Linç girişimi nasıl olur? Toplumsal linç falan gibi. O bu. Bu olay. Kur'an birdenbire oldu ama. Birisi benim saçımı tutuyor. Ben ne yaptım? Kartal gibi. Ay kolum acıdı. Kartal gibi böyle. Bunu da kaldırmış sayın siz. Böyle kolumu kaldırıp buna siper oldum. Bunun hayatı bana borçlu bak bu hayatını. O da biliyor, Allah da biliyor. Kız resmen tarihi baştan yazdı. Yalan tarih yazdı yani. Esas ben seni kurtardım be, ben seni kurtardım. Acemi provokatör. O insanları, o cahil insanları üzerime böyle böyle yığdın. Linç girişimi başlattın. Halk hareketi başlattın resmen üzerime. İnsanlar beni parçalayacaklardı senin yüzünden. Ya ben ne yaptım? Onun bu hareketine karşılık ben gayet medeni davrandım. Kurşunlar böyle üzerimize yağarken leblebi gibi... ...ben onun üzerine kartal gibi böyle kanatlarımı açtım vallahi. Sen o kadar yalancı bir kişisin ki. Kızım seni denize dökecekti halk. Ben engel oldum. Bayağı bostancı vapurundaydın. Vallahi ben silahtan bile ödüm patlar. Sen bir de kurşun diyorsun yani. E ne yapalım? Yani... Üzülme, herkesin yapabileceği bir şey değil yani. Benim Ser'de biraz böyle cesur yüreklik vardır. Biraz gözü karayımdır ben. Kızım, sende para gözlük var, yalana. Kime sattın sen evini, he? Cemil'e satmadın mı? Sen bu gangster çetelerini bizim sokağa dökmedin mi, yalancı? Siz de kafanızı sallayıp sallayıp dinlemeyin bunu. Yalan, yalan bunlar. Ulan manyak kadın, ben keyfimden mi sattım evi Cemil'e? Adam beni tehdit etti diyorum sana, niye anlamak istemiyorsun? Ayrıca sen kendi eteğine taktıklarına bakacaksın Yasemin. Senin o mahalleye doldurduğun o gangster gibi adamların arabalarından böyle böyle çifter çifter sopalar çıktı be, beynimizi patlatıyorlardı. Ben araya girmesem mahalleli seni böyle delik deşik edecekti. O beş çayında içtiğin gün çayları var ya, o günlerde içtiğin çaylar böyle fıskiye gibi vücudundan fışkırıverecekti vallahi. Lan kör şey. Bana nankör mü dedi bu? Necip! Ben buna çay dökeceğim. Aa, terbiyesiz kim nankör? Kız! Ay, ben kurtardım onun hayatını! Aman sakin ol lan. Ölseydi orada bu! Yasemin bak vallahi ayıp, yakışmıyor. Bak 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 bak! Çirkefe bak! Bırakaydım da seni şöyle bir delik deşik etselerdi keşke mahalleli. Terbiyesiz! Bak sen bu muhterem insanlara dua et. Ben var ya... Bir lafımla kitleleri senin kapına yağarım ulan. Gördün mü halleli ne yaptı seni? Yı kitleleri bana doğru yı. Yı da sen hiç ders alma değil mi? Yı da seni bu sefer popondan vursunlar, seni de kurtaran ne olsun? Ben manyak. Bunu veririm ya. Ben bunu varım, ben bunu... Bana bak, senin saçın başını yolarım ha. Valla tutma beni Gülşah ya. Tutma beni yani. Çık git benim evimden. Çık! Sen beni kovamazsın. Burası bizzat benim kardeşimin evi. Sen beni kovamazsın. Kızım senin kardeşin kim? Sensin benim kardeşim. Nasıl kovarsın sen kardeşin evinden? Şizofren mi? Kur'an çarpsın. Bunu hastaneye yatın. Kal. Götür bunu hastaneye. Yolu kapalı. Bu şizofren bak. Kur'an çarpsın. Yolu kapalı. Yaşayacak mıyım doktor? Şaka yaptım doktor bey. Durumumun o kadar ciddi olmadığını biliyorum. Kurşun sıyıldı sadece. Şu an daha ciddi bir probleminiz var. Problem mi? Tetkikler esnasında ciğerlerinizde bir kitleye rastladık. Neyse ki erken teşhis ettik. Eğer hemen tedaviye başlarsak... İyi misiniz? Bu... sandığım şey değil mi? Karım biliyor mu? Hayır, ilk size söyledim. Bilmemeli. Asla. Nasıl isterseniz. Ama bu tür hastalıklarda moral takviyesi çok önemli. Eğer eşiniz durumu bilirse... Bilmeyecek. İstemiyorum. Merhaba doktor bey. Nasıl hastamız? İyi, iyi. Yaralanma ile ilgili herhangi bir şikayet yok. Geçmiş olsun. İyi günler. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Hem korktum hem de yoruldum.
Eve gidip dinlen istersen biraz. Hayır, yanında olmak istiyorum. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Ya hayatım, böyle yorgun olduğun müddetçe bana bir yararın olmaz. Eve gidip dinle. Sen kendini düşünüyorsun, beni değil. Senden de bir şey kaçmıyor. Ama gerçi bizi burada biraz tutacaklar. Ben gidip sana temiz pijama takımı getireyim. Tamam canım. Efendim Gülşahcığım. Ne? Bahçede mi? Hemen geliyorum canım, hemen. Allah Allah. Ay Keremciğim, canım annen şimdi geliyor. Kerem. Yok hayatım, yok. Baksana, top patlasa uyanmaz mı? Yani alkol sınırını aşmış. Ya Kudret'ciğim, moral bozmasana. Bir şey yapalım da uyandıralım çocuğu. Annesi böyle görmesin. İyi hayatım, o zaman içeriden git bir kova su getir. Ben başından aşağı dökeyim. Ancak böyle uyanır bu. Yazıktır ya. Olur mu öyle şey? Yapmayalım. Oğlum. Kerem. Kerem oğlum. Oğlum. Ay. Hı? Kalk. Nermin. Tamam, sakin ol. Yok bir şey yani. Biraz fazla içmiş işte. Ay kusura bakmayın, siz de böyle nahoş bir şeye şahit oldunuz ama kusura bakmayın. Kerem kalk, eve gidiyoruz. Canım olur böyle şeyler Nermin? Tabii canım, delikanlı adam sonuçta değil mi? Delikanlık mı? Ay içim içim sızmak delikanlık mı oldu? Of, hadi hadi oğlum kalk. Kalk eve gidiyoruz oğlum. Nermin bak, istersen ayılana kadar bırak böyle kalsın ha. Hiç olmaz, hiç olmaz. Mahalleye rezil olduk. Çabuk kalk. Kalk. Tamam dur o zaman. Ay. Öbür koluna da ben gireyim. Hadi. Hadi oğlum. Hadi Kerem, hadi, hadi oğlum. Hadi. Of. Hadi. Yavaş. İşte geldi. Yap bakayım şuraya. Vallahi zurna gibi olmuş bu ya. Kudret, çok sağ ol. Yani seni de buralara kadar yorduk, kusura bakma. Canım ne yorması ya? Sonuçta elimde büyümüş çocuk değil mi? Bir nevi benim de oğlum sayılır. Tabii. Kudret abi. Hah. Bak, ayıldı işte. Affet abi. Annen... Bak anne falan diyor. Kerem, Kerem bak. Annen hemen burada, yanı başında. Kudret, sarhoş sarhoş saçmalıyor işte. Ben onu iyi edeceğim, hiç merak etme sen. Tamam. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Tamam canım, büyütme. Olur böyle şeyler. Hadi sen dibinden ayrılma, görüşürüz. Sağ ol. Kudret abi... Bana bak, sen dua et Kudret abinin o bahçedeki hortumla ıslatıp uyandırmadı seni. Ne diye bu kadar içiyorsun oğlum? Hadi kalk, kalk banyoya. Banyo mu? Evet, banyoya. O mis gibi çarşafların içine seni leş gibi yerleştireceğimi mi düşünüyorsun? Hadi bakayım, kalk. Haydi. Ay, buna sıvı yağ mı koyuyorduk? Katı yağ mı? Dur bir internetten bulayım. Ah şirinim. Nerelerdesin sen? Anne bana makarna yap, yanında da köfte. Allah Allah. Bir börek diyorsunuz, bir başka şey. Burası lokanta mı ya? Ben aşçı mıyım? Börek içi hazırladım, börek yiyeceksin. Hayatım, canın mı sıkkın? Evet. Çünkü kızımı göremiyorum. Tabii canım sıkkın. Tamam hayatım, ben de kızımızı özlüyorum ama... Kızımız demesene. Niye kızımız diyorsun? Sen onu hiç kızın gibi sevmedin ki. Eğer sevseydin sahip çıkardın. Saçmalama Gülşah. Yani senin ana yüreğin yaralandı, ondan böyle konuşuyorsun herhalde. Yaralanmadı. Öldü, öldü. Benim içim paramparça oldu, anladın mı? Kızımı göremiyorum. Bir daha göremeyeceğim. Göreceksin tabii Gülşah. Tabii ki göreceksin. Ama şu anda biraz sakin olmamız lazım. Yani sen de gördün o gün. Dilara nasıl alındı da evden kaçtı? Ya başına bir şey gelseydi? Ya Şirin'in başına bir şey gelirse? Hiç onu düşünüyor musun? Niye düşüneceksin ki? Sen hiç babası gibi hissetmedin ki. Hissetmedim demek ha.
Ne bilirsin be? Ömer, hayırdır sen niye geldin bu saatte? Bana bak, kötü bir şey olmadı değil mi? Hayatım, beni bugün muhasebeden çağırdılar. Ay. Bu zarfı verdiler. Ay yapma, işten mi çıkardılar Ömer? İyi gidiyorduk ya, ne güzel maaşın falan. Hani niye böyle? Terfi ettim. Ne? Bölge müdürü oldum. Ya tabii Kudret'in desteğiyle. İnanmıyorum, tebrikler. Burada kaç tane sıfır var? Böyle insanın çenesini düşürecek kadar sıfır var. Bana bak, bir şey söyleyeceğim. Çocukların bütün okul masraflarını ayıralım. Emeklilik parası ayıralım. Sonra... Tamam. Ama sen oradan 2000 lirayı ayır. Geri kalanıyla işte çocukların okul masrafları, emeklilik, ne istersen onu yapabilirsin. Yok yok yok, 2000 niye ayırıyoruz canım? Öyle şey yok. Bir sürü giderimiz var. Onu da ev için kullanırız. Niye ki? O 2000 lira senin çünkü. Nasıl yani? O 2000 lirayla yani ne istiyorsan onu al. O tamamıyla sana ait bir 2000 lira. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii başka bir şey daha var. Ne var başka? Son bir sürpriz. Neymiş? Şimdi şirket odamı yeniden dekore ettirmem için bana ödenek çıkardı. Ben de tabii ki bu dekorasyon için kime vereceğim? Bize. Tabii ki karımın şirketine vereceğim. Acısın. Tabii ki. Benim zevkimi karımdan daha iyi kim bilebilir ki? Bana bak, bir şey söyleyeceğim. Bu akşam seni yemeğe çıkartayım ben. Kerem. Kerem, düşüp kaldın mı oğlum? Ses versene. Yıkanıyorum anne. Bana bak, iyice keselen o tertemiz çarşafların üzerinde yatırmam sonra ha. Merhaba Nermin. Nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım işte. Girebilir miyim? Konuşacaklarım var seninle. Konuşacak neyimiz kaldı ki? Nermin, her şey duyduklarımdan ibaret değil. Eğer konuşmama izin verirsen... Daha fazla yalan duymak istemiyorum artık. Ben sana çok değer veriyorum. Sen de birazcık bana değer veriyorsan... Anne, kese nerede? İşim var. Seni dinleyemem. Nermin, müsait olunca konuşmak istiyorum seninle. Sen hazır oluncaya kadar beklerim ben, tamam mı? Ama ne olur bu arada öfkene yenik düşme. Anlatacağım her şeyi. Affettireceğim kendimi sana. Hoşça kal Melih. Sinan! Geldim hayatım. Beni niye yalnız bırakıyorsun? Ben sanki bilmiyorum, bana bozuldu yine küs böceği. Ben onu dinlemeyip gittim. Cemil arbedesine karıştım ya, ondan. Oh! Sinan! Ne canım? Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Bana kızgın olduğunu biliyorum ama beni böyle... O ne o? Meyve hazırladım sana hayatım. Vitamin, iyileştirir. Bana mı hazırladın? Evet. Ben de zannediyorum ki ben ıslah olayım diye tek başıma odada beni tecrit ettin. Kızdın mı bana? Hayır hayatım, ben sadece üzülüyorum. Benim bir suçum yok ama yani var tabii ama ben nereden bileyim? Bana söz vermeni istiyorum Yasemin. Söz. Yemin ederim bir daha asla bir eyleme katılmayacağım. Ve hiçbir zaman Cemil için imza kampanyası yapmayacağım. Bak bunun için çok büyük söz veriyorum. İlgilenme şu Cemil'le. Uzak dur. Anladın mı? Kolum sızlıyor. Kapı. Merhaba, müsait miydiniz? Selam, gel gel. Merhaba. Çok geçmiş olsun Yasemin. Sağ olasın ya. Allah başka derse seval vermesin. Cemil'le senin vurulma olayını bana verdiler. Ben araştıracağım. Çok güzel bu. İyi, iyi. Bir ipucu falan var mı bir şey? Şimdilik bir ipucu yok. Bildiğimiz tek şey Cemil'in vücudundan çıkan kurşun ne Nermin'in ateşlediği silahtan çıkmış ne de Vahap'ın adamların. Peki siz olay günü elinde silah olan başka birini gördünüz mü? Ha, İnci'de. İnci'de vardı silah tabii. İnci? İnci. Cemil'in karısı İnci.
Silahı vardı onun. Niye vursun kocasını? Kocası manyak, manyak manyağa benzeyip manyak olmuş. Aa! Bir dakika. Ben bir kere bunların evine gittim. Güle güle oturun babında. Kadın bana silah çekti. Bu yaptı bu. Tabii. Beni orada haklayamadı, burada haklayacak. Beni vurayım derken kocayı vurdu. Allah aşkına tutuklayın onu. Suçlu o. İnci suçlu. Suçlu suçlu İnci. Al iç. Midemi bulandırıyor bu ya. Bu değil. İçtiğin zıkkın mideni bulandırıyor senin. Üfleme, iç şunu. Ha, ben seni iyi bir insan olasın diye yetiştirmeye çabalıyorum. Sen içip içip gidip insanların bahçesinde sızıyorsun. Olacak iş değil. İyilikten bahsetme sen bana, tamam mı? Cinayet işleyip saklamak mı iyilik? Ne cinayeti oğlum? Motorla çarpmadın mı kadını? O cinayet değil, bir kazaydı. Ama bunu itiraf edip özür dileyeceğime sakladık. O kadına çarptığım an gözümün önünden gitmiyor. Her gece rüyalarıma giriyor. Ben Kudret abiye gidip her şeyi itiraf edeceğim ve özür dileyeceğim. Ne? Delirdin mi oğlum sen? Sakın yapma böyle bir şey. Neden? Seni affetmez. Affetmeyi bırak, öldürür seni. Yok artık anne, daha neler. Bana bak, Gülşah ablandan daha mı iyi bileceksin? Öldürür dedi. Sakın yapma böyle bir şey. Ne olursa olsun ben kararımı verdim, tamam mı? Kudret abiye gideceğim, özür dileyeceğim ve her şeyi itiraf edeceğim. Oğlum, oyun değil bu, hayatın söz konusu. Bana bak, duyuyor musun sen beni? İyi günler. Buyurun. Komiser Melih ben. Eğer müsaitseniz size birkaç soru soracağım. Tam çıkıyordum. Eşim hastanede yatıyor biliyorsunuz. Merak etmeyin, fazla uzun sürmez. Silahınız var mı İnce Hanım? Yok. Ne silahı? Görgü tanıkları olay günü elinizde bir tabanca olduğunu söylediler de. Yalan söylüyorlar. Kimmiş onlar? Cemil'in düşmanlarıdır kesin. Sakin olun İnce Hanım. Ben hayatımda elime silah almadım. Televizyonda silah görsem kanalı değiştiririm. O kadar sevmem yani. Niye öyle bakıyorsunuz? Silahınız yok yani, öyle mi? Yok diyorum. Kaç defa söyleyeceğim. Peki. Sorularım şimdilik bu kadar. İyi günler. Size de. Ay yemin ederim benim kolum sızlıyor üzüntüden. Bak ağrım arttı. Ya bu Melih acaba benim İnci ihbar etti mi dedi mi ona? Demez. Dedi. Der. Dedi der. Ay çocukları iyi ki annene yolladık. Kesin bir şey yapacak. Abartma Yasemin. Kapı çalınıyor. Merhaba. Bulundu değil mi? Suçunu itiraf etti. Suçlu kanıt her şey ortada mı? Silahın olmadığını söyledi. Yalan. Külliyen yalan bu, asla. Yapabilecek bir şey yok. Evini de arayamayız tabii. Ya aramak öyle kolay değil. Ciddi delil lazım bize. Delil? Görgü tanığı bulmamız lazım bizim. Görgü tanığı benim. Ben kendi gözlerimle gördüm. Kartal gözümle. Yani soruşturma devam ediyor. Ben bir haber alırsam sizi ararım. Sağ olasın. Soruşturma devam ediyor. Kanıt. Yasemin. Duydun değil mi Yasemin? Araştıracaklar. Bir şey olursa bilgi verecekler. Biz karışmayacağız. Yakucan biz ne yapacağız? Hı. Biz halkız. Evet. Allah polisimize zeval vermesin. Hı hı. Polis gelip silahı sordu anne. Nasıl yok edeyim? Gömeyim mi? Denize atmak daha iyi sanki. Anne ne olur bana bir akıl ver. Aa. Anneciğim. Niye poponun üstünde oturuyorsun? Üşüteceksin, sonra hasta olursun. Olurum. Sen zaten beni sevmiyorsun ki. Aa, hiç öyle şey olur mu kızım? Anneler dünyada en çok çocuklarını sever. Hem onlar üzülürse, hasta olursa falan anneler de üzülür. Ben üzgünüm. Sen de üzgün müsün? Tabii ki çok üzgünüm. İyi o zaman. Ama sen mutlu olursan ben de çok mutlu olurum.
Mesela şimdi seninle birlikte Alara'yı da alsak, oyuncakçıya gitsek. Oyuncakçı mı? Evet. Mutlu olur musun o zaman? Hayır. İstediğim oyuncağı alacak mısın? Tabii ki. Ne istersen. Alara! Alara! Hadi gel kızım, oyuncakçıya gidiyoruz. Dilara'cığım, babana söyle. Biz alışverişe çıkıyoruz. Baba, biz oyuncak alacağız. Tamam güzelim. Alın bakalım. Annene söyle, geç kalmasın. Anne, geç kalma. Peki canım, gel. Söyle bakayım, müjdeli haberin neymiş? Kız ben biliyorum. Sen bana kesin bir koca ayarladın. Ve çok genç, çok zengin, çok yakışıklı birini ayarladın Elif. Hayır, Ömer terfi etti. He, o muydu müjdeli haber? Ha? Kız ben bunun nesine sevineyim? Bana ne senin kocandan? Hava mı atıyorsun sen kocanla bana? Emel'cim, bölge müdürü oldu Ömer. O yüzden ona böyle bir büyük bir oda tahsis ettiler. Dekore edilmesi gerekiyor. Bir bakalım Ömer işi kime veriyor? Bize. Kız, bana bak. Bu uydum akıllılar nasılsa bunlar tanıştır. Maliyetine yapar bu işi diye düşünüp bize veriyorlarsa vallahi avuçlarını yalarlar yani. Düşün şimdi misal, ben şimdi yeni bir koca bulsa, herifin evi olsa, dese ki dekore edin bana maliyetini, sen kabul eder misin? Olmaz, hayatta olmaz. Anlıyorum ama öyle bir şey değil. Şimdi şirket tabii bölge müdürünün odasını değiştirdiği için böyle büyük bir bütçe ayırmış yani. Hiç öyle hani hatıra binayen değil. Bak ben şimdi çok sevindim kocanın terfisine. O zaman biz bunu bir köpüklü kahveyle taçlandıralım. Ev sahibi olarak da senin yapman münasiptir. Bir şey söyleyeceğim, hiç kahveye vaktimiz yok. Çünkü Ömer bizi şirkette bekliyor. Daha Feride'yi Nermin'e bırakacağız. Bir de ben önden bir kahve makinesi alacağım kendime. He, niye? Nasıl niye? Ömer bölge müdürü olunca böyle bir ikramiye vermişler, büyük bir miktar. Ömer de sağ olsun bana jest olaraktan verdi, dedi ki gönlünce harca. Ha, gönlünce harca deyince sen de kahve makinesi almayı münasip gördün. Niye? Ona ihtiyacım var. Senin yani bir tek kahve makinesine mi ihtiyacın var? Kız, sen şu aynada şu tipine bir bak bakayım. Senin neye ihtiyacın var Elif? Kahve makinesi ha. Oldu olacak plastik leğenle birkaç tane de mandal alaydın. Kudret abi, ben de seninle konuşmaya geliyordum. Vay, bakıyorum ayılmışsın. Evet. Ben senden özür dilemeye geldim. Canım ne özürü ya? Biz de genç olduk değil mi? Yani ben de gençliğimde az rezillik çıkarmadım da. Yani öyle de eminim benim gibisini yapmamışsındır. Yani nasıl desem bilmiyorum. Yani bizim bahçede sızıp kaldığın için mahcup olduysan takma kafana be. Kerem! Anne! Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Yeni banyo yaptın, üşüteceksin. Hem yani Kudret abinin niye oyalıyorsun böyle yol ortasında? Ne oyalaması canım? Yani hem diyeceğini dedi zaten. Ne dedi? Yani maşallah Nermin. Çok iyi evlat yetiştirmişsin. Yani kendi hatasını anlayıp itiraf etmekten de korkmuyor. Ayrıca sonuçlarına katlanmaya da razı. Affettin mi onu? Ettim tabii, niye etmeyeyim canım? Yani gençliğinde ben de annemi az üzmedim be Nermin. Yani ne serserilikler ne serserilikler. Keşke hayatta olsaydı da nasıl mazbut bir baba olduğunu görebilseydi. Ya ya, toprağı bol olsun. Amin, amin. Kerem'cim sen bir defa daha özür dile, böyle içip içip bahçelerinde sızdığın için tabii, başka bir şey için değil. Özür dilerim Kudret abi. Ya özre gerek yok. Sen benden özür dileyeceğine asıl annenden özür dile. Kıymetini bil annenin. Sonra gidip de gelmiyorlar bir daha. Ömür dediğin nedir değil mi? Sırası gelen gidiyor işte. Vallahi. Hadi biz de evimize gidelim Kerem'cim. Kusura bakma Kudret. Estağfurullah, estağfurullah. Baba. Kız vıngır vıngır statü sahibi adam, kaynıyor burası. Bilseydim Ömer'i ziyareti daha evvel gelirdim. Ben bir susun hemen. Ne var canım? Üstüme başıma çeki düzen veriyorum. Yemezler. Ben hamile kalana kadar burada çalıştım. Hepsi arkadaşım benim. Öyle selam verip geçiyorlar, üstüne alınma.
Ne var? Selam verirken dekoltemi de görsünler işte. Ah, Elifciğim. Ah, Nuraycığım. Hoş geldin. Nasılsın? İyidir işte, bildiğin gibi. Ha, bu arada tebrik ederim. Hem bebeğinizi hem de Ömer'in terfisini. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hasta değilsin inşallah. Çok bitkin görünüyorsun. Yok. Yani çocuklar da işte güçlü derken öyle yorgunluk. Buraya hanım, bakabilir misiniz? Sen canım, işine bak. Müsaade. Görüşürüz. Bu da eski dostun herhalde. Çat diye söyleyebildiğine göre yüzüne yüzüne. Ne söyledi ya? Ayol, kadın resmen seninle dalga geçti. Şu görünüşünle, tipinle dalga geçti. Ne dedi canım, öyle bitkin görünüyorsun dedi o kadar. Sana öyle geliyor. O kibarcası. Resmen temizlikçi gibi giyiniyorsun. Müdür karısı bu şekilde takılmaz. Temizlikçi ne demek ya? Çok beklettim mi? Toplantım uzadı da. Hadi gelin odamda. Şimdi aslında biz şöyle bir şey düşündük. Bir kere böyle bu oda böyle geleni kucaklasın, evi gibi hissetmesin, sağlasın, rahatlatsın diyoruz. Dolayısıyla da düşündük ki böyle ahşaplar, sıcak ahşaplar yapalım. Böyle kontrastlar olmasın, yumuşacık renk geçişleri, böyle pastel tonlarında gelen de böyle oh evimdeyim desin, ferahlasın. Çok güzel ama ya ben başka bir şey düşünmüştüm. Hı? Ne? Anlatır mısın tam olarak? Yani mesela bir masa düşünün, tamam, gene bu kadar büyük ama böyle ön tarafı kapalı değil, açık bir masa. Ayakları açık renk, üstü daha koyu renk bir ahşapta. Mesela koyu kahverengi, bundan daha koyu bir ton olabilir. Böyle mermer gibi görünebilir mesela, o kadar koyu, siyah. Siyaha yakın ya da bacakları daha açık tonda. İşte ona uygun koltuklar gene, o kontrast olabilir mesela. Bir de ortasında bir sehpa düşünün, böyle üzeri mermer. Hı? Arkada bir konsol var. Gene bütün renklere uygun üzerinde işlemeler olabilir konsolun. Konsolun üzerinde böyle ufak tefek ahşap böyle figürler var. Artık orasını size bırakıyorum. Yani ne bileyim ne olabilir? İşte mesela bir motosiklet ahşaptan yapılmış. Güzel değil mi? Üzerine bir resim koyabilirsiniz. Böyle antik dönemlerden bir figürün olduğu bir resim olabilir. Değil mi? Sonra en önemlisi. Gene böyle eskiyi andıran, yani böyle bir kılıç olabilir. Osmanlı kılıcı, saray kılıcı. Sarayda kullanılan tören kılıcı, duvarda asılı böyle. Nasıl? Ben seni çok iyi anladım Ömer. Evet. Yani sen böyle Elif'in istediğinin tam tersi. Yani böyle natürel bir yumuşaklık değil. Böyle erkeksi materyaller istiyorsun. Yani mermer, sehpa, işte kılıç. Mesela kılıç fikrini çok beğendim. Kesinlikle arkaya böyle güç simgesi bir kılıç koyalım. Güçlü bir oda istiyorsun sen. Patron odası istiyorsun. Evet, anlıyorum Ömerciğim. Anlattıkların sen değilsin. Yani garip bir istek olmadı mı bu sence? Yani ne bileyim böyle mermer, sehpa falan, Osmanlı kılıcı. Kafan karıştı galiba. Hayatım, bence gayet iyi bir fikir bu. Yani. Aa, yahu müşteri her zaman haklıdır. Biz onun ne istediğini anlayıp ona göre dizayn etmekle mükellefiz. Ben çok beğendim. Benim bile içime sindi yani. Şöyle yapalım. Biz bunun hakkında bir araştırma yapalım. Dosya haline getirelim. Nereden bulabiliriz bu malzemeleri? Ondan sonra sana geri dönerim Ömer. Heh. İşte. Her zaman böyle olumlu olmak lazım değil mi? Her zaman. Benim yine toplantım var. Sonra yine görüşürüz, tamam mı? Bak, ben şurada birkaç tane fotoğraf bulmuştum dergiden. Buradan da bakabilirsiniz, tamam mı? Bunları hemen çalışmak lazım. Hemen. Evinde tabanca yokmuş da, tabancalardan çok korkarmış da. Külahımı anlat sen onu İnce Hanım. Polisi kandırırsın ama beni asla. Sinan! Ben Elif'e gidiyorum. 5 dakikaya gelirim. Tamam, gidelim.
Merhabalar. Nasılsın? Ne istiyorsun? Aa, aşk olsun. Öyle Nemrut gibi ne istiyorsun? Sen de yani hal hatır sormaya geldim. Komşuluk yapıyorum. Şimdi mi aklına geldi komşuculuk? Öyle deme ama Allah aşkına. Tamam, bizim aramızda hırgür olmuştur Cemil'le ama bunlar komşuluğun tuzu biberi. Nasıl oldu Cemil? Sağlık durumu nedir? Ameliyatı iyi geçti. Doktorlar tehlikeli bir durum yok dedi ama birkaç gün hastanede kalacak işte. Sırtım yer aldı benim ya. Soğukta mı durayım? İçeriye al beni Allah aşkına. Kombi mombi açıyorsunuz. Bir de kapılar açık. 5 dakika oturalım değil mi? Ben de tam çıkıyordum ama. Şimdi bana doktorların dediğini etraflıca anlat bakayım. Doktorların söylediği başka bir şey yok. İzin verirsen ben de birkaç eşya alıp çıkacağım. Tamam da bana bir bardak su ver ya. Faranjit dolmuşum. O sarışın aptal efsanesi doğruymuş. Gözümün içine baka baka. Getirdi. Ay ben bazen çok aptal oluyorum. Git kendi evinde su iç kadın değil mi? Git hastaneye kocanın yanına. Hadi öperim çok. Hadi sonra ben gelirim komşu yine. Aa bak şurada çok güzel elbiseler var. Hadi koş bak onlara. Dilara. Gel bakayım kızım. Aa bu tam sana göre aslında. Aa bir de şu var dur. Bak bunun da rengi çok güzelmiş. Hmm. Bakar mısınız? Buyurun. Bunun aynısından var mı başka? Onun başka renkleri de var, görmek ister misiniz? Yok ben aynısından istiyorum. Ufaklık için değişiklik olur diye dedim de hem pastel hem de canlı renkler de. Anlatamadım galiba. Aynısından istiyorum. İkisine ne alırsam Şirin'e de aynısından alacağım. Benim kızım hiçbir şeyden geri kalmayacak. Yasemin geldin mi hayatım? Evet geldim canım. Ben dedim ya sana 5 dakika diye ben sözümün eriyimdir. Erken geldin. Neyin var? Yol boyu bir fenalık geldi. Otur bakayım şöyle biraz. Ne? Oturmam. Şeytan doldurur ne olur. Ne? Allah göstermesin patlar matlar da havaya uçarız. Ne yapsam ben ne yap? Öksür. Ne oluyor Yasemin? Su gıcık geldi. Senin bana su getirişin bir iyi geldi. Su gibi aziz ol. Anneannem derdi ki gıcık tuttuğunda de ki karşındakine git bana su getir. Hop bir kere çevir. Geçer. Geçti hakikaten. Sağ ol. Otursana. Otur otur. Ay Sinan ya. Sinan iyi ki varsın. Ya senin bazen beni korkutuyorsun. İyi misin? Dilan ve Elif, seni bir müdür karısı gibi giydirmemiz şart oldu. Ya ne varmış benim giyinmemde? Yahu yok. Hiçbir şey yok işte. Sorun da o zaten. Yani böyle sıradan silik bir tipsin. Ne moda var ne bir tarz var ya. Olur mu böyle? Ben senin eski iş arkadaşlarının sana nasıl baktığını gözlerimle gördüm. Küçümsediler resmen seni. Abartma Emel. Her şeyi kötü alma. Vallahi darılmaca yok. Ben gerçeği söylüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bana bak bu kadar işin gücün arasında geldik. Ömer'e eşya bakıyorduk ne güzel. Ayrıca burası hiç bana göre değil ve bu kadar ne biçim bakıyor bana be? Yalnız şimdi ayranı bir düzeltirim. Canım sen bize koş 2 tane cappuccino kap gel. Hadi bakayım durma öyle.
Anlamadım. Siz burayı kafeyle karıştırdınız herhalde. Ay, hiç güleceğim yoktu. Kafeyle karıştırmışmışım. Kızım ben buraya ilk defa gelmiyorum. Biz topluca bir alışveriş yapacağız da arkadaşla. Böyle biraz fazla harcamamız olacak. Enerjiye ihtiyacımız var. Para konuşur burada. Hadi bakayım kap kap için onlara. Patrona da selam söyle benden. Ya Rabbim ya, anlamıyor musun? Benim çizmeye ihtiyacım yok diyorum. Sen giy anam, giy. Belki senin değil de ayaklarının ihtiyacı vardır kaliteli bir şeyler giymeye. Bana bak, bunlar yok gibi ha. Dedim sana, bir yürü bakayım şöyle. Ben şimdiye kadar çizme giymemişim. Bayıldım ha. Ya dedim ben sana. Yıllar yılı sefil sefil şeyler giymişsin. Hadi bakayım, şimdi kot bakmaya gidiyoruz. Dur, değiştireceğim. Çabuk ol, çabuk ol. Hadi. Tamam, dur. Hadi. Aa! Hadi. Yok, dur. Kapuçino'nu da al. Allah'ım. Ne var anlamadım ki? Zaten bir sürü kotum var benim. Beğenmiyorsun giyinmemi, ondan sonra kot denetiyorsun. Ne var yani, anlamıyorum. Car 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 konuşma da bir aynaya bak önce. Kız. Bu ayna dış bükey mi ne? Ne oldu benim kalçalarıma bir anda? Kızım, aynanın dış bükeyliğinden değil o. Sen hiç hayatında kot farkı diye bir şey duymadın mı? Senin balkon resmen yukarı kalktı. Ay güzelmiş valla. Abi bir şey söyleyeceğim, o da güzelmiş. Güzel tabii. De yani etiketine falan bakmadım, denemedim de. Boşuna denemeyeyim diyorum kız. Yani bir arkadaşım belki emeklerimin karşılığında bunu armağan olarak alır da bana. O zaman etiketine de bakarım, denerim de yani. Anladım ben onu. Üstümü değiştirirken ben etiketine bakayım en iyisi. Bak bari. Neyse. O kadar emek verdik. Styling yaptık. Gözlerler buna, emek derler. Yasemin. Alo. Bir müjdeli haber vereceğim. Buldum silahı. Artık barış tenisiz yapın. Benim o kadar aklım ermez çünkü. Ne yasa dışı? Yok canım, eğer silah temizse ben usulca yerine koy... Sinan geldi. Çok rica ediyorum. Bu soruşturmanın selamet açısından sessizlik istiyorum, tamam mı? Sevgiler, tamam. Nerede o? Şey, bakkala gitti Sinan. O mu diyorsun? Uzatma Yasemin. Sende olduğunu biliyorum. Ne bende? Bende bir şey yok. Sabrımı taşırma Yasemin. Ne aldıysan onu geri vereceksin ya da... Bende hiçbir şey yok. Aşkım hoş geldin. Bak İnce Hanım da bize merhaba demeye gelmiş. Gel gel. Merhaba. Merhaba. Şunları mutfağa bırakayım. Ben geliyorum tatlım şimdi. Senin aldığını biliyorum. Bu mesele burada kapanmadı. O silahı bana geri vereceksin. Anladın mı? O silahı geri vereceksin. Pislik. Manyak. Ne oluyor? Ya polisin kapıya geldiğini öğrenmiş manyak. Ne dedi polis? Sen ne dedin ona? Korktu. Püskürtmeye çalışıyor beni. Ben özgür iradeli bir kadınım. Kim püskürtmüş beni? Sinsi. Güle güle Elif Hanım. Elbisenizin boyu kısalacak, yani alabilirsiniz. Aa kusura bakma canım, ben bir daha buraya gelemem. Yani bu kadar yüklü alışveriş yaptık değil mi? Eve yollayıverirsin. Aferin kız sana. Çak. Ay, çabuk öğrenin. Ay şunları da tek başıma taşıyamayacağım. Ben yardım edeceğim canım. Of. Ay pek ağırlar. Canım benim. Nasıl da yakışır bunlar şirinime. Gülşah. Daha ne kadar küs kalacağız? İstediğin kadar. Hayatım. Bak ne kadar üzgün olduğunu biliyorum. Yani... Alttan almam gerekirdi ama işte. Çok özür dilerim.
Ben de senden özür dilerim. Ben de sana anlayışsız davrandım. Aa. Bunları niye kızların dolabına koymuyorsun? Çünkü onlar Şirin'in. Bundan sonra kızlara ne alırsam aynısından ona da alacağım. Hayda. Döndük dolaştık aynı yere geldik yani. Gülşah, senin aklın fikrin hala Şirin'de ya. Tabii ki öyle olacak. O benim kızım. Sen bana şaşıracağına dön de kendine bak. Senin niye aklın fikrin Şirin'de değil? Sen ne zaman böyle taş kalpli bir adama dönüştün Kudret? Benim sevdiğim adama ne oldu? Hayatım, benim de yüreğim kan ağlıyor. Ama ben senin gibi rahat gösteremiyorum duygularımı işte. Yani kızlar görür üzülür diye. Sen üzülürsün diye hep içime atıyorum. Gülşah. Bak, sana tekrar söz veriyorum. Şirin'i yine göreceğiz. Yani geçici olsa bile tekrar bir araya geleceğiz. Söz değil mi? Söz hayat. Söz. Ay, soyunayım, döpüneyim. Sana güzel haberlerim var. Kız, Ömer'in eşyalarının siparişini verdim gitti. Yarın elimizde. Oh, benim beğendiklerim değil mi? Aa, ay sofraya bak, sofraya. Kaynanam seviyormuş vallahi beni. Ay, yok, bunun senin ve olmayan kaynananla hiçbir alakası yok. Bu tamamen Ömer'le bana hazırladım bunu, romantik bir akşam yemeği, kutlama yemeği. Kız, sen resmen bölge müdürü karısı oldum diye bir havalara girdin ha, müsrifleştin. İnsanlar açlık sınırında yaşıyorlar. İki kişi yenir mi bu yemek? Gayet üç kişiye de yeter. Hayır, dur yerde. Alo, sevgili bölge müdürüm, acaba ne zaman evinize geleceksiniz? Çünkü eşiniz size sürprizler hazırladı. Nasıl toplantım var Ömer ya? Çocukları sinemaya yolladım Ömer. Evde kimse kalmadı baş başa. Yemek yiyelim de. Kısmet. Bu işler kısmet işi. Ömer, kısmet. Tamam Ömerciğim, tamam. Ya ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Yemeğe başlıyorum. Zaten adam gelemiyormuş. Mecbur birlikte yiyeceğiz. Hayır efendim, birlikte falan yemeyeceğiz. Ben bunları alacağım, buzdolabına koyacağım. Yarın akşam kocamla baş başa yiyeceğim ya. Aa, pintiye bak pintiye. Güya bölge müdürü karısısın. Buzdolabına koyacakmış da yarın yiyecekmiş de. Allah Allah. Kızım, sen bunlara alış artık. Belki adam yarın da gelemeyecek. Ha? Ziyan mı olsun güzelim yemekler? Millet açlık sınırında yaşıyor. Ayıp bir şey. Ya ben sana hazırlamadım ki bunları. Elif, harika olmuş hayatım. Hadi otur ya da oturma. İçecek bir şeyler koy bana. Televizyonu açayım mı? İstemem. Canı sıkkın gibi geldi de. Hastane odasında gülüp eğlenecek halim yok ya. İnci. Bana bir şey olursa... O leş kargası akrabalarıma bir şey koklatma, olur mu? Niye öyle dedin ki şimdi? Görüyorsun. Hiçbiri ziyaretime gelmedi. Memleketteki arazilere sahip çık. Bir ara tapılarını gösteririm. Nerede ne var öğrenirsin. Durumun gayet iyi Cemil. Niye böyle şeyleri düşünüp canını sıkıyorsun ki? Yarın öbür gün ne olacağını bilemeyiz. Her şeye hazırlıklı olmak lazım. Sen üzülme İnce. Sen bana yıllardır unuttuğum aşkı yeniden hatırlattın. Senin de yüzün hiç gölgelenmesin, olur mu? Hep gül. Sen olduğun sürece gülerim. Ama böyle konuşunca tedirgin oldum. Niye böyle şeyleri aklına getiriyorsun ki? Daha önümüzde koskocaman bir hayat var. Hayat varsa ölüm de var. Sen de değil miydin lan? Hayatım. Sen nereden çıktın böyle? İçeriye nasıl girdin? Önce yemekle mi başlamak istersiniz Ömer Bey, yoksa tatlıyla mı?
Ömerciğim hatırlatırım, ben burada çalıştım yani. Bu binayı da biliyorum, çalışanları da tanıyorum. Ayrıca çalışmamış olsam bile çok üst düzey tanıdıklarım var yani. Müdür falan gibi. Ha. Hayatım ya, benim çok önemli bir toplantıya girmem lazım şimdi. Biliyorum, çalıştığının da farkındayım ama karnın acıkmıştır diye düşündüm. Ve sana yemekler getirdim. Evden buraya yemek taşıdığına inanamıyorum yani gerçekten. Evet. Çok gurur duyuyorsun değil mi? Benle çok hoşlanıyorsun. Nasıl bir kadınım değil mi? Evet. Sen harika bir kadınsın. Bayılıyorum sana. Ama hayatım ben yani toplantıya hazırlanmam lazım. Şu an benim her saniyemin önemi var ya. Tamam Ömerciğim, anlıyorum çalışman lazım ama bir ara verip dinlensen diyorum. Hayatım ben zaten çalışırken de dinleniyorum ki. Yani ben şu an burada çok mutluyum gerçekten. Yani yıllar sonra önemli bir noktaya geldim. Fikirlerim... ...me değer veriliyor, ne bileyim... ...çalışmalarım beğeniliyor falan. Ya ben şirkete giriyorum, insanlar konuşmalarını ara verip bana selam veriyorlar. Ağzıma bakıyorlar, ben ne diyeceğim acaba onlara diye. Gerçekten ben çok mutluyum Elif şu anda. Tabii... ...bütün bunların hepsi senin sayende. Sen olmasaydın, arkamda durmasaydın ben bu noktalara gelemezdim. Ne iyi etmişim değil mi? Erol'cum, ha bak şimdi o maliyet raporları var ya, bir saniye Erol, bir saniye. Hayatım bu çok uzun sürecek. İstersen akşam evde görüşelim ha. O maliyet raporları var ya, onların hepsini çıkar. Hani bizim ortaklık anlaşmalarımız falan da vardı ya. Oradaki evet, maddeleri tek tek gözden geçirmeni isteyeceğim senden. Bizim aleyhimize olan maddeleri bulursan, yani sana göre olan. Evet, evet. Onlara da bir bakmanı istiyorum. Hayır. 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 Teyze çekil. Teyze çekil. Teyze çekil teyze! Ben çarptım anne. Kerem. Oğlum senin neyin var? Kerem. Oğlum, Kerem. Anne. O kadına ben çarptım. Birden önüme çıktı. Kerem, ne yaptın sen? Kudret abinin annesini ben öldürdüm. Benim yüzümden öldü. Kerem, oğlum. Kerem. Ben öldürdüm. Oğlum, kötü bir rüya gördün. Hepsi geçti gitti. Geçmiyor anne işte. Geçip gitmiyor. Bıktım artık her gün her gece vicdan azabıyla yaşamaktan bıktım. Günaydın. Günaydın canım. Nereye? Manava gidiyorum ya sen? Markete. Nasıl oldun? Ha. Biraz olsun acıların küllendi mi bari? E işte ağlamalar biraz azaldı. Kudret'le de gerildik tabii ama toparlıyoruz yavaş yavaş. Ay biliyor musun Şirin'i görmeye gideceğiz. Çok sevindim. Daha zamanı belli değil ama Kudret söz verdi. Ha bu arada seninki hala ayılamamış gibiydi. Anlayamadım. Kerem'i diyorum canım. Kudret'in yanına geldi de böyle hala akşamdan kalma gibi görünüyordu. Ne diyorsun sen Gülşah? İkimiz de mahvolduk. Kerem kafaya takmış itiraf etmeyi, Kudret'e gidip annesine çarptığını söyleyecek. Çabuk koş. Ay, başımıza gelenler. Dikkat et. Ay. Aç aç. Çabuk ol Gülşah. Şaka mı lan bu? Seni mahvederim oğlum, mahvederim lan. Ay, oğlumu öldürecek. Ay, kocam katil olacak, hapislerde çürüyecek. Çocuklarım babasız kalacak. Şimdi ay. Dediğimi yap, sonra da bana haber ver, anladın mı? Kudret! Kudret ne yaptın? Kudret ne yaptın oğlum?
Ne oluyor be? Ay, o kanlı bıçak ne orada? Elma soyarken yanlışlıkla elimi kestim. Kudret, doğruyu söyle. Bu bıçakla ne yaptın oğluma? Elini kana mı buladın? Kerem nerede? Kötü bir niyeti yoktu benim çocuğumun. Her şey bir kazaydı. İstemeden çarpmış annene. Onun ölümünden sonra yıllarca vicdan azabı çekti benim çocuğum, biliyor musun sen? Anne. Oğlum. Şükürler olsun, yaşıyorsun. Anne, ne yaptın? Senin onu söylediğini, onun da sana saldırdığını düşündük oğlum. Yalnızken söyler miyim? Hiç maç izleyecektik. Demek benim anacığımın eceline sebep olan pislik sensin ha! Ayma! Kudret yapma! Gel lan buraya! Kudret! Öldür lan sen! Öldüreceğim lan seni! Yapma Kudret! Hadi! Ne oldu baba? Kime kızdın? Yok bir şey kızım. Yok bir şey. Kızlar! Gelsenize şöyle. Kerem abinin size güzel güzel masallar söylesin. Bırak ya! Bu kızlarıma da bir şey yapar şimdi. Sakin. Şşşt. Sakin. Canım. Ben bitirdim, pansumanımı da yaptırdım. Yok canım, gelmene ne gerek var? Küçücük bir bandaj taktılar, bir şey yok. Burayı mı imzalıyorum? Tamam tatlım, öpüyorum Sinancığım seni. Bay bay. Gül çıkmasında oturuyorsunuz demek. Evet. Komşunuz Cemil Bey de burada tedavi oluyor. Ay adı batsın. Ne işler getirdi başıma kardeşim. Son günlerini yaşayan biri için bunu söylemeniz hiç hoş değil. Son zamanlar mı? Taburcu mu oluyor burada? Benden duymuş olmayın ama ağır hasta kendisi, durumu hiç iyi değil. Nasıl? Ölümcül bir rahatsızlık mı? Oğlumuza sahip çıkamadım. Ne işin var senin burada? Geçmiş olsun demek için geldim. Ben de kolumu pansuman yaptırdım şimdi. Nasıl git buradan? Senin ziyaretini istemiyorum. Allah'tan erken teşhis yapmışlar. Bereket versin. Sen nereden biliyorsun benim hastalığımı? Biz Handan sağken her şeyi bilirdik birbirimizin. Handan gitti, rüya bitti. Yasemin. İnci iyi biri. Bana davrandığınız gibi davranmayın ona. Ben gerçekten hiç böyle olmasını istemezdim. Ama yapabileceğim bir şey olursa bana söylemen yeterli, geçmiş olsun. Yasemin. İsteğim var. Son bir istek. Sonra da Pamuk Prenses karanlık ormana gidince de orada kötü büyücüyle karşılaşmış. Büyücü de onu görünce elma ister misin demiş. Anne, ben bu masallardan bıktım. Odama gireceğim. Ha, lütfen. Daha bende de çok masal var. Onları dinlersin kızım. Hadi. Hayır. Hadi. Yeni masallar var. Onlardan anlatayım sana. Anacığımın cenazesine gelmiştim. Hiç mi utanmadın ha? Yoksa böyle içine...
içinden kıs kıs gülüyor muydu? Sen neler söylüyorsun Kudret? Ne gülümsemesi? Perişan durumdaydım. Hatırlamıyor musun? Tabii canım. Mahallenin en dürüst, en çalışkan, en namuslu kadını sensin. Başka kim olacak? Zaten hep böyle herkesi alttan alta küçümsersin sen. Meğer yalancının önünde gideniymişsin de. Haberimiz yokmuş! Yeter Kudret abi. Kızacaksan bana kız, tamam mı? Onların hiçbir suçu yok. Kazayı ben yaptım. Onlar biliyordu sadece. Onlar derken? Başka kim biliyordu? Sen ne yapıyorsun öyle? Ay başıma bir ağrı girdi, sorma. Yoksa sen de mi biliyordun? Gülşah, böyle bir şeyi benden nasıl saklarsın? Ne yapayım Kudretciğim, tepkinden korktum. Hem geçmişe mazi derler değil mi? Benim için öyle değil. Ben her Allah'ın günü anacığıma çarpan o adamı düşündüm. Cezasını kendi ellerimle vermek istiyordum. Meğersem burnumun dibindeymiş. Ben uykusuz geceler geçirirken yanı başımdaki karım her şeyi biliyormuş meğersem. Hepinizi Allah'a havale ediyorum. Kudret nereye? Sizin olmadığınız herhangi bir yere. Ne yapacağız? Aşkım! Aşkım! Cem'in sayılı günü kalmış. Ömrünün son günlerinde de Mert'i görmek istiyor adam. Ay o kadar üzüldüm ki o Handan'la resimlerine bakıp ağlaması için parçalandı. Sinan ne olur Sevap'ta bak karşılaştıralım bunları. Ya ben ne yapabilirim? Bakalım Mert istiyor mu onca şeyden sonra? Ama bak sana bir şey diyeceğim. Bu hadiseler yaşanmadan evvel bu adam çok iyi babalık yaptı Mert'e. Şimdi Mert bunu duysa demez mi? Beni büyüten yetiştiren adamı son günlerinde görseydim. Madem böyle bir fırsat çıktı. Bak sen de babasın. Allah aşkına sonra zor durumda kalma. Sinan ne olur bir daha gözden geçir bunu. Bak hakikaten sevaptır. Teşekkürler. Diğerlerini getirebilirsiniz. Sağ olun. Ay 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 eşyalar gelmiş. Kız ne yaptın da sen bunlara rüşvet mi verdin? Bu kadar çabucak getirdiler. Planlarımızda bir değişiklik oldu. He. Bir dakika ya. Bu benim seçtiğim masa değil bu. Benimki aslan ayaklı böyle. Yanlış gelmiş Elif bu. Kardeşim bu düpedüz yanlış. Bunu siz alın hemen götürün geri iade edin. Patronunuza da benden selam söyleyin. Bu ne rezalet ya. Yok yok siz devam edin. Kardeşim bana bakar mısınız? Yahu. Elif aşk olsun yani. Kızım sen manyak mısın? Bu nasıl bir ortaklık? Benim seçtiğim masayı resmen elemişsin. Kendi seçtiğini getirtmişsin Elif. Çünkü seçtiklerin Ömer'e göre değildi canım. Ne demek benim seçtiklerim Ömer'e uygun değildi ya? Ben Ömer ne istiyorsa birebir onu seçtim. Sen nereden biliyorsun ki yani? 20 yıllık kocam oradan biliyor olabilir miyim canım? Ayrıca Ömer ne istediğini bilmiyor. Aa, sen ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Elif? Ömer ne istediğini bilmez filan. Eşek kadar herif bu ya, çocuk mu bu? Sen böyle pazardan kocana don alır gibi davranırsan olmaz bu iş yani. Nerede müşteri memnuniyeti, nerede profesyonellik? Zaten bırak da yani adamcağız iş yerinde bari istediği şeye otursun kalksın. Pes Elif. Pes yani pes. Ya sabır selamet ya sabır selamet. Yesene oğlum. Sen niye yemiyorsun? İştah mı kaldı? Bana bak bir süre Kudret abinin gözüne görünme. Hatta hiç buralarda olma derim. Kudret abi. Ay beni de korkutuyorsun. Ah Gülşah.
Nermin. Kudret gece eve dönmedi. Telefonu da kapalı. Eşini dostunu arasaydın. Onlar da mı bilmiyor? Yok, kimse bilmiyor. Ay, ya kendine bir şey yaptıysa, ya başına bir şey geldiyse. Aman sakın böyle kötü şeyler getirme aklına lütfen. Ömer. Alo. Hay, konuştun mu Ömer? İyi miymiş? Neredeymiş? Tamam. Çok sağ ol. Yerini öğrendim. Ben hemen bir taksiye atlayıp... Dur Gülşah abla, bizim arabayla gideriz. Çok iyi. Tabii ya, tabii. Gülşah abla. Merhaba. Bak, hazırladım her şeyi. Ekranın öteki ucunda şimdi. Görüntü gelecek birazdan. Kulaklığımı takayım. Şurada mikrofon var. Oradan konuşacaksın. Birazdan Mert'i de görürsün burada, tamam? Teşekkür ederim Yasemin. Bana değil, Sinan'a teşekkür et. Oğlum, Mert. Çok büyük bir ilgi yaptın. Çok özledim seni. İyi misin? Kudret. Özür dilerim. Yani benim senden ne olursa olsun hiçbir şey saklamamam gerekirdi aşkım. Kudret abi, sana bir şey söylemek istiyorum. Kudret, çok üzgünüz. Gerçekten çok üzgünüz. Kerem'in ehliyeti yoktu. Hatta yaşı bile tutmuyordu. Bütün suç benim. Ya o motosiklete binmesine izin vermemeliydim. Anne, izin verirsen bırak da ben konuşayım ha? Oğlum, seni müdafaa etmeye çalışıyorum burada. Hep bunu yapıyorsun zaten. Bir kez de bana bırak. Git sen git. Arabanın orada bekle. Bizi yalnız bırak, tamam mı? Tamam, ben şuracıkta beklerim. Anne, arabanın oraya git dedim. Bu Kudret abiyle benim aramda. Hadi gel. Çocuk haklı. Kudret abi, ben çok üzgünüm. Gerçekten çok pişmanım. Vicdanım hiç rahat değil. Yani bunları söylemem pek bir şey ifade etmez ama... istiyorsan polise git, dava aç. Ya da dayaktan gebert beni. Hepsine razıyım. Ben cezamı çekmeye hazırım. Sana sormadan mobilyaları değiştirdim diye kızdın mı bana? Aa, yok canım, hiç kızmadım. Çok şekersin. Ya biliyorum çünkü kocam, anladın mı? Çok sevecek şimdi, bayılacak, göreceksin. Bence de. Görür görmez bayılacak. Ne yaptınız siz odama? Beğenmedim gerçekten. Bayıldım. Demiştim sana, gördün mü? Bak, 20 senenin geri dönüşü bunlar. 20 senedir böyle aşk rengilik yapınca kocanın neyi sevip neyi sevmediğini biliyorsun. Harika olmuş. Tam istediğim gibi. Hadi gelin. Hadi. On numara. 5 yıldız. İyi de aslında bizim yapmak istediğimiz şey bu... şey demek istiyor, masanın yeri tam olarak burası değildi aslında ama burada da fena olmadı ya masa. Masanın yeri harika, harika. Hiç değiştirmenize gerek yok. Sen beğendin mi gerçekten? Hayatım, bayıldım. Vallahi ne yalan söyleyeyim, başta bazı şüphelerim vardı ama siz gerçekten işinizin erbabıymışsınız. Yani o kadar güzel olmuş ki, tam istediğim gibi. Sizi herkese tavsiye edeceğim. Aslında tam olarak...
Tam olarak bitmedi tabii. Bizim halılarımız var filan, onları sereceğiz. Küçük küçük dokunuşlarımız olacak. Eksiklerimizi tamamlarız en kısa zamanda. Gel seninle eksiklerimizi konuşalım biz Elif'ciğim. Sen beni kandırdın, resmen kandırdın. İlk önce sen beni kandırdın. Ayrıca bırak şimdi onu, Ömer bayıldı işte. Ya Ömer ne istediğini bilmiyor, sen anlamıyor musun? Ne saçmalıyor, yok mermer masalarmış bilmem neymiş. Görmüyor musun onun halini ya? Ben kocamı tanıyorum, bu benim kocam değil. Kızım, yahu adamcağız bunu istedi. Sen nereden bileyim? Allah Allah, adam istediğini ifade edebiliyor. Kaç yaşında bir insan? Ne yapalım yani? Bu yaşlı adama genç odası mı düzelim yani sen istedin diye? Eğer kocanın başarılı olmasını istiyorsan bırak. Nasıl hayal ediyorsa onun içinde olsun. Sen de onun buradaki benimsediği rolü benimse. Yahu terfi ettirmişler adamı. Bu içerideki adamı. Sen kocanın başarılı olmasını istemiyor musun? Tabii ki istiyorum canım. Ne alakası var? Tamam. Onu o zaman iş yerinde bu rolle kabul edeceksin. Anlaşıldı, etmeyeceksin. Ne halin varsa gör Elif, olur mu? Al böyle yumuşak ayıcık gibi kocanı, sarıl uyu. Bu neymiş ya? Sizinle uğraşamam, zaten fazla mesaiye giriyor. Alt katta yeşil gözlü bir adam gördüm kız, çok tatlı bir şey. Ben gidip ona bir görüşeceğim. Ömer, sen gerçekten beğendin mi burayı? Hayatım söyledim ya, harika. Burada kendimi dünyanın hakimi gibi hissediyorum. Anladım. Ben bu odadaki her şeyden nefret ediyorum da o bakımdan. Hayatım sen düzenledin bu odayı. Hayır Ömerciğim, benim hayalini kurduğum ofis böyle bir şey değil de Emel her şeyi değiştirmiş. Yani şimdi 20 yıllık karım beni anlamadı, Emel anladı öyle mi? Yani. Affedersin de sen böyle güç gösterdiğini sevecek bir adam değilsin Ömerciğim. Hayatım, iş yerinde böyle olmak zorundayım, tamam mı? Özellikle iş yaptığım insanlara karşı böyle güçlü görünmek zorundayım. Hı? Duruşumla, konuşmamla, ofisimle. Yani sen istersen buna rol de, istersen imaj de, ne dersen de. Hı? Yok, benim sevdiğim Ömer öyle rol yapmayı sevmez. Senin sevdiğin adam işinde yükseliyor hayatım. Sen de bunu çekemiyorsun. Ha? Yani bundan sonra benim üstündeki tahakkümün ortadan kalkacak. Bütün olay bu işte zaten. Ömer, benim senin üstünde tahakkümüm diye bir şey yok. Buna bakmam lazım. Ömerciğim, konuşmamız bitmedi. Hayatım, anlasana, buna bakmam lazım. Vay, vay, vay. İş dünyasının prensi Suat. Ne haber oğlum? Nereden prens oluyorsun? Yani sen benim sağ kolumsun oğlum. Hı? Ben kral olduğuma göre. Mert. Canım oğlum. Geçmiş olsun. Nasılsınız Cemil Bey? Teşekkür ederim. Sizi vuran silahı bulduk Cemil Bey. Kimmiş? Karınız buralarda mı? Kantine kadar gitti. Kimmiş beni vuran? Sizi vuran kurşun karınızın silahından çıkmış. Karın mı? Nasıl olur? Balistik yalan söylemez. Ama karım durduk yerde beni vuracak değil ya. Yani beni korumak isterken yanlışlıkla olmuştur değil mi? Dosyanıza şöyle bir göz atma fırsatı buldum. Tabii tesadüf değilse bunlar. Daha önce kayınvalideniz sizi bıçaklamaya çalışmış. Şimdi de karınız... Bir dakika, bir dakika. Kayınvalidem mi? Suna Kaya. Eşinizin annesi. İnci Suna'nın kızı mı? Geçmişte olup biten hiçbir şey geçmişte kalmaz aslında. Etkileri sürer gider hep. Merhaba. Kudret. Kerem'i affettiğin için sana nasıl minnettarım anlatamam. Havuçlu keki sevdiğin için sabah pişirdim, taze taze getireyim dedim. Nermin. Ben Kerem'i o dönem çocuk olduğu için affettim. Seni bu olayı örtbas ettiğin için asla affetmeyeceğim. Komşuluğumuz da arkadaşlığımız da burada bitmiştir. Kudret, sen neler diyorsun? Ne diyorsam o Gülşah. Bundan sonra ne ölüme ne dirime.
Yani sokakta karşılaşsanız selamlaşmayacaksınız. Aa, sen delirdin mi? Yani şimdi öfkelisin anlıyorum da. Yürü Gülşah, yürü. Geçmişteki hatalarımız şimdiyi de zehirler. Ve artık ne itiraf ne pişmanlık hiçbiri fayda etmez. Müzik.